Evet değerli dostlar, İzmir Tarım ve Hayvancılık Fuarı'ndaki çekimlerimize devam ediyoruz. Şimdi İdeal Hayvancılık firmasının standındayız. Aslında bizim aynı zamanda ailemiz, Köy TV'nin İzmir Şubesi diyelim. Biz her zaman yıllardır İdeal Hayvancılık'la beraber, hocalarımla beraber Köy TV'deki programlarda ve burada geleneksel hale gelen çektiğimiz final programıyla hayvancılıkla ilgili birçok yapılması gerekenleri sizlere ekrana getirdik. Tabi Burhan hocam da Rıza hocam da yıllardır aynı zamanda Köy TV ekranlarında programlarla sizlerle beraberler. Ama işin bir de firma boyutu var, ürün boyutu var. Biz biraz bunu konuşacağız, biraz da hayvancılığı konuşacağız. Rıza abi yayına hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol Cemil'cim. Teşekkür ederim. Fuar hayırlı olsun abi. Tabi İdeal standındayız. İdeal her geçen sene büyüyor. Biraz İdeal'den bahsetmeni rica ediyorum. Evet. İdeal Hayvan Sağlığı olarak biz Burhanettin hocamla bu işe başladıktan sonra Türkiye genelinde ciddi anlamda atılımlar yaptık ve bunu Avrupa'daki partnerlerimizi de çoğaltarak fuarda da yerimizi aldık gene İzmir Fuarı'nda. İşte Lacto, Mazzolini gibi İtalyan ve Fransız partnerlerin Türkiye'deki distribütörlüğünü yapıyoruz. Aynı zamanda kendi vitamin mineral gruplarımız, değişik ürünlerimiz, silaj katkılarımız, probiyotiklerimiz ile sahada mücadeleye devam ediyoruz. 2022 sıkıntılı bir süreç geçmişti. İşte son Ocak'la beraber süt fiyatlarının biraz kıpırdanması ile beraber sahanın da biraz daha aktif hale geldi. Fuarda herhalde bununla doğru orantılı olarak bu sene daha da aktif olacaktır diye düşünüyorum. Bugün başladı. İnşallah 5. güne kadar da dolu ve herkesi mutlu bir fuar geçer diye umut ediyorum. Evet. Burhan hocama uzatalım mikrofonu. Tabii değerli dostlar, Burhan hocam bizim hocamız. Bu sene biraz programlarla ilgili aksamalar oldu ama başlayacak yakında inşallah. Onu biz burada müjdesini de verelim Köy TV ekranlarında. Tabii özellikle biz birçok programda hayvanlarımıza sahip çıkalım, ineğimize sahip çıkalım. Bunları defaatle ekrana getirdiniz. Ama Rıza abi de bahsetti, özellikle sütte çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Maalesef kesilen birçok ineğimiz oldu. Bunu gördük. Metal elimiz elimizden kaydı. Kısaca hocam bir mevcut durumu değerlendirmenizi rica ediyorum. Artı şu anda hayvancımızın ne yapması lazım? Yapması gereken yol haritası neler? Sizden almak isteriz. Şimdi öncelikli olarak işte sizin nezdinizde bütün tematik tarım kanallarına teşekkür ediyorum. Hepsi iyi ki varlar. Sesimizi duyurabiliyoruz. Bilgiye ulaşmak kolaylaştı sayenizde. En azından işte sosyal medyadan bile televizyonun izlenir olması, bilgiye ulaşmak isteyenlerin o videolara ulaşması hakikaten önemli. Zaten bir elin parmaklarından daha azsınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum Üstad. Şimdi son işte belki uzunca bir süredir televizyonlarda program yapamıyoruz. Bunun da asıl sebebi şu, biz teknik bir ekiple çalışıyoruz. Bu ekibimizin tamamı yerinde tespit, yerinde çözüm yapıyor. Tespit ettiğimiz problemi, ürettiğimiz ve işte distribütörünü yaptığımız yem katkı maddeleri bizim sadece silahlarımız. Asıl mesele problemin tespiti. Tespiti yaptıktan sonra zaten doğru silahı kullanırsanız problem ortadan kalkıyor. Bu süreçte yaptığımız bütün televizyon programlarında, küçük başta, hayvancılık televizyonda, büyük başta alakalı yaptığımız programlarda iki temel noktayı hep vurguladık. Bunlardan bir tanesi, ya sütünüze sahip çıkın. Ondan sonra ineği olmayan bir millet batar. Ondan sonra bakın bu inekler kesiliyor, işte kesilmesin, işte süt ana olmazsa dana olmaz vurgusunu zaten herhalde 5-6 senedir yapmadığımız sene kalmadı. Türkiye'de bir hikaye cereyan ediyor sürekli. Bu hikaye, biz ineklerimizi kesiyoruz, süt fiyatları yükseliyor, Avrupa'dan ve Amerika'dan düve ithalatı yapıyoruz, işte süt miktarı yükseliyor ve arkasından tekrar kriz başlıyor. Bu fasıt daire, kısır döngü, İngilizlerin o vicious cycle dedikleri döngü devam edip duruyor. Şimdi buradan bizim bir ders çıkartmamız gerekiyor. Tek avantajımız var bu sene, Avrupa'da hayvan yeterli miktarda hayvan sayısı mevcut değil. Ya istesek de getiremiyoruz. Bu sebeple aslında ekonomik olarak ekonomik bile görünse de bunun geliş miktarları yüksek olmayacak, düşük miktarlarda olacak. Ve her isteyen istediği miktara ulaşamayacak. Bu bir avantaj olarak görünüyor sanayimiz açısından. Bunu iyi değerlendirmek lazım bu süreci. Bu süreçte şunu söylüyorum. Biz hep aynı şeyi söyledik. Aynı şeyi söylemeye de devam ediyoruz. Verim bu işin anahtarı. Verim yoksa işletmede, biz bunu defaatle hesaplarıyla da anlattık.
1 litre fazla süt almak için harcanan efor, paranın geri dönüşü o 1 litre sütten çok çok daha az. Siz süt verimlerinizi ne kadar yükseğe taşırsanız, bunu metabolik hastalıkları koruyarak yaparsanız aslında o işletme sürdürülebilir bir işletme olacak. Ve çok net söylüyorum, bugün dedik ya biz ineği, neydi Rıza abi, o döl verimiyle alakalı vurgular yaptığımızda bizim gebe olmayan kalmasını 3 sene önce mi yapmıştık, 3-4 sene önce. Şimdi yine aynı şeyi söylüyoruz ve bizim işletmelerimizin en büyük geliri düve gelirleri olacak. Bu sebeple bu hayvanları döl tutturacağız, yüksek verim alacağız ve buzağları yaşatacağız. Ve mutlaka işte eskilerin tabiriyle o kasketi önümüze bir koyacağız. Bu atadan hayvancıyız, dededen hayvancıyız vurgularını da bir kenara bırakıp hakikaten o Cenab-ı Hakk'ın kainat kitabı dediği bilime sımsıkı sarılmak zorundayız. Bunu yaptığımız takdirde yeterli miktarda düve girişi de olmadığında sürdürülebilir olarak bu işi yapacağız. Tabii sadece bizim üstümüze düşmüyor görev. Bizim üreticimizin üstüne düşen tarafı bu. İşte kaba yem kalitesini yükseltecek, bilime sığınacak. Benim, bizim gibi, Rıza abi gibi bir sürü akademisyen arkadaşımın, danışman arkadaşımın, zooteknist, veteriner hekim arkadaşımın söylediği noktalardan destek alacak. Bunun yanında ise bizi yönetenlerle alakalı kısmını hep vurguluyoruz. Ve ben şunu da söyleyeyim, hep eleştiriyoruz biz işte bakanlığımızı vesaireyi. Ben kendi kanaatim budur, belki Rıza abi de aynı şeyi söyleyecektir. Bulabileceğimiz en iyi kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum şu an bakanlığımızda. Bu kadro meselenin bilincinde doğru saptamalar ve yorumlar yaptığında da, üreticimiz bunu yaptığında da biz hedefe doğru doğru şekilde gider. Bu kısır döngüyü de o 4 yılda bir yaşadığımız, 3 yılda bir yaşadığımız bu krizleri de yaşamayız diye ümit ediyorum Cemil abi. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Tabii inşallah cuma günü akşam Allah nasip ederse detaylı bir kapanış yaparız. İnşallah Murat Yüksel hocam burada olacaklar yarından itibaren. Hakan Sarıkaya hocam burada olacaklar. Ahmet hocam, Ahmet Alçek hocam buradalar. Nazan hocam Kıbrıs'ta acil bir toplantı için çağrılmış. Nazan hocasız bir şey geçireceğiz. Cuma akşamı inşallah yine bir İdeal Stand'da geleneksel oldu. Yine hayvancılığı böyle A'dan Z'ye konuşacağımız üstadlarla beraber olacağız. Ahol'ünde ideal. Ekranlarından tanıyan, onlar için bizi izleyen bütün dostları buraya davet ediyoruz. Hocalarım burada. Gerçekten bilim kıymetli, hocam da söyledi. Bu kainatın en kıymetli şeyi bilim, buna sahip çıkmamız lazım. Şu anda hocamın da demin söylediği gibi, yani Avrupa'da, Amerika'da zaten hayvanla ilgili bir sıkıntı var. Ama piyasada hayvan satmaya dolaşan çok arkadaş var. Ha, bir de öyle bir sıkıntı var. O yüzden buradan Köy TV ekranlarından bizi takip eden birçok arkadaşımıza, birçok paydaşımıza şunu söylüyoruz. Lütfen kendinizi bu tip arkadaşlara da kaptırmayalım. Çünkü Avrupa'da ciddi anlamda hayvanda sıkıntı var. Bildiğiniz, inandığınız, güvendiklerinizi tabii ayırt ediyoruz. Onlar baş tacı. Ama onun dışında eline çantayı alıp ben hayvan satıyorum, ben besilik dana satıyorum, ben gebe düve satıyorum diye gezen bir kitlenin olduğu kulağımıza akın akın geliyor. Bunlara da kendini kaptıran değişik bölgelerde değişik insanlar olduğu bilgileri de geliyor. Zaten sıkıntılı bir sürecin sonunda iyi adımlara doğru giderken bir de oradan kimse yara almasın diyerek kapatalım diyorum programı. Şarlatanından uzak duralım. Aynen öyle. Peki, teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar, hocalarımla bu bölümün sonuna geldik. Gerçekten benim için de dediğim gibi güzel bir yayın oldu. Ama Allah ömrünü verse cuma günü akşam biraz daha detaylı bir şekilde, özellikle işte bu Avrupa'dan gelecek olan hayvanla ilgili gelen çok sorular var. Süt fiyatları nereye kadar gider, onunla ilgili çok sorular var. Verimle ilgili gelen sorular var. Onları biz biriktirdik hocalarıma. Cuma günü akşam muhtemelen 17'de yaparız veya 16.30 gibi. Burada yine hocalarımla güzel bir yayın olacak. Şimdi İzmir Tanıfonu'ndaki çekimlerimize bir sonraki filmimizin standında görüşmek dileğiyle.